Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir klasiğimiz olan yine Adana Otopazarı'yla videomuza başlıyoruz. Burada güzel bir 2007 otomatik Ford Focus var. Temiz, diri duruyor. GIA muhtemelen. Şöyle bir etrafımı döneyim size. Hayırlı satışlar olsun. Sağ ol abi, teşekkürler. Ne var ne yok, nasılsınız? Çok şükür abi, siz nasılsınız? Elhamdülillah, bizdeyiz. Araba bayağı temiz, güzel duruyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Otomatik vites. 2007 model, ne kadar 2007, istiyoruz buna? 95 lira istiyoruz abi. 95 istiyorsunuz. Kaç binde? 276 binde. Dizel mi? Dizel. Vallahi güzel. 110'luk. Oh, hem de 110'luk. Direksiyon evet, falan model. Çok güzel duruyor. GIA model, evet. Vallahi iyi satışlar diyorum abi. Abi. Şöyle dostlar, etrafını döneyim. Bayağı faça. Şey güzel olmuş. Fren kaliperleri falan. Jant çok tatlı duruyor. Oo. Abi alem de var bizde herhalde. Var var. Maşallah maşallah. Darbukamız, semaverimiz. Ama yok, yeter. Daha bagaj evet. Ne olacak abi, maşallah. Bak şu olay var ya, mükemmel bir olay. Evet. Çok severim onu. Evet. Yeni arabalarda bu yok. Yeni arabalarda nasıl biliyor musun? Şimdi şuradan böyle boynuz gibi bir şey giriyor buraya. Evet. O şu da buraya. Yollardaki gibi ön kaput gibi. Evet. Ha, bu sefer ne oluyor biliyor musun? Oraya malzeme koyamıyorsun. Hayırlı satışlar diliyorum. 2011, 251 bin kilometrede kazası belası yok. Sadece sağ ön çamurluk yarım boyalıymış. Manuel vites. Şöyle etrafını döneyim. 06 plaka. Şuradan bilgilerini şöyle göstermeye çalışacağım size. Maalesef telefon numarası koymamışlar ama keşke koysalardı. Ne açıdan? İşte siz izleyiciler böyle rahat rahat ulaşabilirdiniz gözünüze hoş gelen araçlar için. Evet, şöyle farları biraz soluk duruyor ama. Şurada bir tane Fiesta görüyorum. Kış lastiği var üstünde. Muhtemelen orta paket bu. Trend, evet aynen. Başlangıç paketi daha doğrusu. Ha, telefon numarası var dostlar. 270 bin kilometrede dizel. 2011, 80 bin TL yazmış. Telefon numarası 542-591-54-14. Şurada da ekspertiz durumu var. Çamurluk ve kaput değişmiş. Bayağı boya var araçta. Şöyle etrafını döneyim sizlere. Bu da 06 plaka. Şöyle arabaya 80 bin lira. Vallahi helal olsun. Bakalım, şimdi bir ÖTV indirim muhabbeti var. O gelince insanları nasıl etkileyecek? Daha doğrusu satışları nasıl etkileyecek? Fiyatları düşürecektir muhtemelen. Şurada güzel bir tane Honda Civic görüyorum. Tertemiz duruyor. Bizim buranın aracı. Gayet diri, temiz duruyor. Ama silecekleri, BİM'deki satılan sileceklere benziyor. Honda Civic 187 bin kilometrede. Fabrika çıkışlı LPG var arkadaşlar araçta. 90 bin kilometrede 187 bin TL para istiyor. Şurada ekspertiz raporu var. Arabanın her tarafı orijinal. Telefon numarası maalesef arkadaş da yazmamış. Merhaba, sizin aracınız herhalde. Hayırlı satışlar olsun. Telefon numarası verebilir misiniz? 0505 080 4705. Arkadaşlar, bu harika Honda için telefon numarası. Güzel, çok temiz duruyor aracınız maşallah. İlk sahibi misiniz? İkinci. Lastikleri falan güzel. Şöyle içini de çekeyim. Oo, hem de otomatik dostlar böyle. Bakın bayağı temiz. Direksiyonda bir yıpranma falan yok. Göğüs falan tertemiz duruyor. Kapının kapanması falan gayet başarılı. Şu arka kapıya da bir bakalım. Çok tok kapanıyor. Güzel. Maşallah. Araba 10 numara. Bakımları falan nasıl? Serviste mi yapıldı? Dışarıda mı yaptırdınız? Servis bakımlı. Servis bakımlı. Yeni, yağ yeni. Daha yeni yapıldı. Daha 1000 kilometre olmadı. Alacak, binecek Allah'ın izniyle. Çok güzel. Tertemiz araba. Güzel. Arkadaşlar, 10 numara Honda. Şimdi şöyle aşağıya doğru inelim. Hayırlı satışlarınız olsun. İyi pazarlar. Şurada bir Clio var. Dizel. Sümbül paket. Ne demiş? 74.500 TL pazarlık olur demiş. 2007 model. 200.000 kilometrede. Telefon numarası var şurada. Şöyle yaklaşayım görmek isterseniz. Şöyle etrafını da döneyim. Lastikleri değişmek ister.
2007 74.500. Şöyle bakalım kapısı açık mı? Kapısı da açık. Göz çok yıpranmamış. Direksiyon simiti fena değil gibi. Adana sıcağına gayet normal. Şöyle içinde çekeyim sizlere. Klasik sümbül. 74.500 TL 2007 model. Kapısı fena değil gibi. Kapı lastikleri böyle çok yıpranmamış. Hemen şurada deformasyonlar mevcut. Evet, burada ne var? Peugeot var. Peugeot 308 sanırım bu. Evet, 308. Şöyle göstereyim. Bizim buranın arabası. Far yeni duruyor. Bu biraz solmuş gibi. Önde tatlı tatlı öyle kerelmeler, boya atmaları mevcut. Sıcaktan görüyorsunuz. Ama artık bunu da yapıyorlar. Benzinli 160 bin kilometrede 2008 model. 92.250 telefon numarası burada da var arkadaşlar, sağ olsun sahibi paylaşmış. Şurada ekspertiz raporu var. Lokal boyalar görünüyor. Diğer taraftan orijinalmiş. Şöyle. Hayırlı satışlarınız olsun. Böyle. Sizin aracınız herhalde. Ha, arkadaşın aracı mı? Şöyle arkasında da çekeyim arkadaşlar. Güzel, temiz duruyor. Şöyle içine doğru da bir bakalım. Yani seviyorum Peugeot'u ama bunun maalesef böyle elektronik arızası biraz fazla gibi yorumlarda, en azından öyle okudum. Şurada bir Clio daha var. 2008 1.5 DCi Clio, hava yastığı, klima, muayene 0, kilometre 185.000 kilometredeymiş. 69.750, 2008. Allah Allah, az önceki araba 72.000, bu 69.000. Da sümbül. Farlar değişmiş. Şöyle bir içine doğru bir bakalım bakalım. Bunun fiyatı daha uygun. Ha, yeni gösterge var bunda. Direksiyon daha az yıpranmış. Kliması vesairesi var. Çok ilginç. Şöyle şimdi şurada kapı kapanması fena değil gibi ama sanki bunda boya var. Şurada bir tane Maria var arkadaşlar. Maria Liberty. Bana şu kadar ver diyeceğim abi. 247.000 kilometrede LPG'li. 43.000'de. Vay! Pazarın en uygun fiyatlı arabalarından biri. Telefon numarasını şöyle çekeyim. Hayırlı satışlarınız olsun. Sağ ol babacığım. 43.000 TL yazmış. Pazarlık payımız var mı? Yok. Yok. Son fiyatınız. Yani. Tamam. Ama güzel. Evet. Yani şu pahalılıkta fiyatı çok uygun. Abi ben acil sattım. 2004 model fiyat Liberty. Klimalı, her şey full. Evet evet, zamanın güzel arabasıdır. Süspansiyonu falan, yol tutuşu iyidir bunun. Beşik gibi, aynen öyle. Bağımsız. 64 Chevrolet. Bağımsız süspansiyonu var bunun. Şöyle bir arkaya doğru bir geçeyim. Bak abi bak. Arkaya doğru bir geçeyim. Arkadaşlar normalde bilen bilir bunu. Gerçekten güzel arabadır. Maria Bravo birlikte çıktığı dönemlerde hafif tavanda solmalar var ama gayet normal. Yani 43.000 TL şu arabaya hakikaten, yani şu pahalılıkta iyi bir fiyat. Şurada bir tane ne görüyorum? Albea görüyorum. Buna ne yazmış? Bu otomatik mi? Aa, çok iyi. 1.2 benzin LPG klima, otomatik vites. Şurada telefon numarasını size çekeyim arkadaşlar. Ulaşmak isterseniz. Sonra da geçecek. İki değişen var. Tavan hariç. Ha, hasar kaydı varmış. 59.500 TL. Şöyle içini çekeyim. Sele Speed arkadaşlar, otomatik vites. Sele Speed diye geçiyor. Şöyle. Oo, kapısının açılması güzel. Şöyle 1.2. Bu 3 silindir mi? 16 valfa. He, o zaman 4 silindir. Kapının açılıp kapanması gayet güzel. Evet arkadaşlar, tavanda şöyle hafif solmalar var. Hasar kayıtlı. Hasar kaydı ne çıkıyor bunun? Abi ağır çıkıyor, bedelsiz. He, ağır. Şurada bir tane Doblo var.
2008'miş, 77 bin TL yazmış, klimalı, orijinal hasar kaydı yok. 326 bin kilometrede maxi dizel diye geçiyor. Motoru falan temiz görünüyor dostlar. Telefon numarası koymamış. Sanki şu far değişmiş gibi. Ama araba derli toplu güzel. Çelik çant koymuş. Hayırlı satışlar. Öyle. Bunu alacaksın. Tatile gideceksin işte. Doblo Maxi. Upuzun. İrtibat numarası yazmamışsınız. Vermek ister misiniz numaranızı? Kalsın ya. Kalsın. Peki. Dostlar tam tatil arabası olmuş. Bunun arkasına yatır. Uzun şasede olunca mis gibi böyle. Hatta şuradan içini de çekeyim size. Şöyle. Oh maşallah. Gerçi bagajı da dolu dolu. Tatile git. Evet. Şöyle şimdi. Bugün biraz daha hareketli gibi. Bayram dönüşü dostlar. Hatta bayramın dönüşünün haftası pazar günü. Şurada 2020 Clio var. 151 bin TL yazmış. 1200 bu. Geçen hafta da vardı bu araba. Fiyatları da kıyaslayabilirsiniz geçen haftayla. AC'de 02 plakalı. Şurada yine geçen haftaki Jetta'mız var. 34 bin kilometrede 185 bin TL yazmış. 2016 model. Bu neydi? Bu şeydi. Comfortline olması lazım. Evet. Comfortline diye hatırlıyorum. Tekrar şöyle bir bakayım. Manuel vites. Evet, manuel vites. Sonradan direksiyona şey yaptırmış, kaplama yaptırmış. Demek ki sıyrılmış. 6 ileri vites var. Şöyle arkaya doğru geçelim. Arkasını da göstereyim. TCI dostlar. Kırmızı olduğu için 140'lık. Hatta sanırım Trend paket bile olabilir yani. Comfortline olmayabilir. Evet, sanki Comfortline değil. Çünkü kendiliğinden kararan dikiz aynası falan yok. Şurada Egea var. 2019 model. Camlar filmli falan böyle. Şekilli şüküllü. 154 bin lira yazmış. 2019 model. Urban Plus Full. 22 bin kilometrede benzin LPG 1.4. Çelik çant var. Şöyle güzel krom detaylar yakışmış araca. Arka frenler kampana. Hayırlı satışlarınız olsun. Şöyle gayet güzel tertemiz duruyor. Bu hepsinden var. YouTube kanalında çıkacak. Şöyle içini de çekeyim size. O urban olduğu için dostlar görüyorsunuz. Ekranlı. Güzel. Bunun da direksiyonunda şey var. Allah Allah. Niye koymuşlarsa. Neyse. 6 ileri vites var bunda. Yani yağ yakıyor diye şikayet çok fazla bu arabanın 1.4'lerinde. Ama hani servis bir çözüm buldu mu bulamadı mı bilmiyorum. Onun haricinde Türkiye şartlarında gidecek araba. Geçen haftaki yine Megane'ımız burada. 2009 model 1.6 benzin LPG. 87 bin TL bel altı boyalı. Telefon numarası da orada yazıyor dostlar. Şöyle bunun etrafını şöyle çekivereyim size. Lastikleri falan de ister, değişmek ister. Burada Megane 1 var. Klimalı. Otomatik vites, vay. Turbo dizel. 52.500, 553, 707, 49, 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Şöyle çekeyim size. Güzel görünüyor. Dizel değil mi? 1.9 dizel. Ha 1.9 dizel. Oo. Turbo dizel. Bu şeyle turbo dizel. İşte Laguna'daki motor var bunda. Laguna'da da bir turbo dizel var 1.9. Burada bir tane Fiesta görüyorum dostlar. Bu da TDCI. Aynı kombo. 6500 TL, 66500 TL yazmış. 204 bin kilometrede. Telefon numarası da burada. Görürseniz şöyle. Bu hepsinden var YouTube kanalı. Yeah. YouTube kanalına çekiyorum bunu. İsmin ne? Hepsinden var. Benim adım Emre. Buyurun beyefendi. Aracınızın tanıtımını yapıyorum. Daha doğrusu Adana Otopazarı'nın tanıtımını tamam, yapıyorum. Tamam, YouTube tamam. Kanalına. Tamam. İyi satışlarınız olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Hatay plakaymış arkadaşlar. Şurada bir 69 bin TL'ye klimalı bir Doblo var. 356 bin kilometrede 1.6'ymış. Maxi dizel. Bu da uzun şase ama kapalı şase. Merhabalar. İyi satışlar. Evet dostlar şöyle devam edelim. Burada ne var? Artık biraz hızlanmak istiyorum. Çok yavaş gidiyoruz yoksa video bitmez. Şöyle biraz hızlanacağım. 81.500 TL hatasız dizel 2006 model 180 bin kilometrede.
şöyle etrafını döneyim. Clio'yu görün. Şöyle hafif boya atmaları mevcut. Şurada bir tane TDI Passat var. Oo, güzel Passat. Sanırım DSG arızası en çok veren kasa buydu ilk çıktığı zamanlar. Ama 6 ileri vites otomatik değilmiş, güzel. Şöyle döneyim etrafını. 185.000 TL yazmış. 2012 model, 210.000 kilometrede Passat 1.6. Şöyle. Lastikleri fena değil gibi. Beyaz Adana'ya giden en iyi renklerden arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane Ford görüyorum. Focus. Sahibi içinde olduğu için rahatsız olabilir. Bu ne? Burada tavanına ne olmuş bunun ya? 2015, 117 bin kilometrede kahve mi dökmüş, kuş mu kirletmiş, ne olmuş, bir şeyler olmuş. Farda solmalar mevcut. Ne demiş buna? Nissan Qashqai 117 bin kilometrede 2015 model. Fiyat düştük, kaçırmayın, 216 bin liraya düşmüşler. 216 bin lira, sanki 21 bin lira vermiş gibi. Lastikleri idare eder etmez, ben olsam değiştiririm. Lastik masrafı var. Güzel, diri diri duruyor. Fena değil gibi ama abi yazık, bu para eder mi bilemiyorum. Dizel mi otomatik mi, şey manuel mi otomatik mi? Bakıyorum, manuel vites arkadaşlar. İçine şey takmış. Double ekran takmış. Bu da sileceklerini inverse, orijinal değil. Inverse marka takmış. Şurada bir tane Astra var. Astra Ecotec motorlu. Yani demek ki 1.6 115 beygir. 163 bindeymiş. 2008 model. 99 bin lira fiyat yazmış. Telefon numarasında görüyorsunuz. Şöyle etrafını döneyim. Lastikleri idare eder gibi ama yine değişmesi gerekir. Otomatik değil. Şöyle içini kabaca göstereyim. Hayırlı satışlar. Ondan sonra şöyle bagajını göstereyim. LPG var arkadaşlar. Park sensörü takılmış. Şöyle. Güzel. Evet, şurada bir tane ne görüyorum? Transporter görüyorum. 48 plaka, 92 bin TL yazmış. 2004 model, uzun şase, 372 bin kilometrede 1.9. Şöyle. Bakalım. Evet. Şöyle aşağıya doğru gidelim bakalım. Yani biraz hareket var bayram dönüşü. Şurada Torneo var. Torneo, kariyer. İyi satışlar. Lastikleri yeni. Güzel. Ne demiş? Bakıyoruz. 2016 titanyum paket. 138 bin TL. 535, 740, 97, 21. 147 bin kilometrede mi? 147 bin kilometrede. Ben her hafta görüyorum sizi. Ben her hafta YouTube kanalım var. Orada yayınlıyorum bu arabaları. Telefon numarasıyla da böyle hoşuna giden olursa tüm Türkiye'den size ulaşsınlar. Tamam. Amacımız hizmet. Arkadaşlar araba hatasız boyasız, güzel. Peki şimdi ne diyeceğim size? ÖTV indirimi muhabbeti var, biliyor musunuz? Dolar olmuş 8.5, mümkün mü böyle bir şey? Vallahi olsa bile yani sonuçta Türk parasıyla gelmiyor. Dolarla euroyla geliyor bu arabalar. Değil mi? Ne değişecek ki? Oradaki kur farkını ÖTV'den çıkartmaya çalışacak ama yine aynıya gelir diyorsunuz ha? Tabii ki yani. Geçen sene şu araçta, 2 sene önce bu araç 60-65 bin bandındaydı. Dolar da 3.5'tu. Şimdi dolar 8.5 oldu. Arabanın fiyatı da arttı. Arabanın fiyatı. Yani biz şeyi arttırmıyor. Enflasyon değil, kura bağlı diyorsunuz. Kura bağlı, aynen. Doğrudur. Ama çok uçmuş fiyatlar ya. O da satışı etkiliyor işte yani. Yani bizim milletin algılamadığı şu, araçlar fiyatları uçmadı, bizim paramız düştü. Evet, değeri yani düştüğü için. Oldu. Doğru. Hükümet sağ olsun. Hayırlı pazarlar. Dostlar, duydunuz. Hah, şurada bir Uno var. Bir takipçim çok böyle Uno çek diyordu. O Uno'ya doğru götüreyim sizi. Hayırlı pazarlar olsun, hayırlı satışlar. Şöyle bir takipçim, bu YouTube kanalında çekiyorum. Evet. Uno çek abi, Uno çek dedi, Uno'yu gördüm. Evet abi. Şöyle 290 bin kilometrede benzin, LPG 30 bin lira. 30 bin lira efendim. Pazarlık payı var mı? Pazarlık payı ister istemez sünnettir. Değil mi? Sünnettir, olur. Aynen öyle. Aracımız orijinal,
bir parça değişeni var. Maşallah. Güzel duruyor ama. Zamanın krallarından. Maraş plaka. Evet, Şöyle döneyim etrafını. 70 SXIE enjeksiyonlu dostlar. Bir de klima olsaymış tadından yenmezmiş be. Aynen öyle hocam. Ama klima yok ama güzel. Tatlı. Güzel fabrikasyon. Evet evet, camları falan orijinal evet, duruyor. Evet. Şöyle LPG var arkadaşlar. LPG var. Şöyle 1.6 IE yazmışlar ama o 1.6 değil arkadaşlar. O sonra yapıştırmışlar onu. Sevgili dostum, unu görmek istiyordun. Nihayet unu gördüm. Şurada da bir yavru yatıyor ama tabii satılık değil. İyi satışlar. Teşekkür ederim. Şurada da bir yavru var ama satılık değil. Şöyle yan tarafa doğru geçelim. Megane'ımız var. 2006 model. 276 bin kilometrede. 64 bin lira yazmış. 176 bin demiş. Ha, 176 bin kilometrede. Evet. 1.4. Ha, 1.4. Evet. 1.4 16 var. Güzel. Bu da fena değil. Evet. İyi arabadır. Yol tutuş falan güzeldir yani. Arasına göre bir şey değil. Evet. Şurada Bora var dostlar. 54 plaka. Ne demiş? 2003 model. Klimalı, 4 cam otomatik, hidrolik direksiyon, elektrikli ayna falan. 5 parça boya var. Orijinal telefon numarası burada. Şöyle üst tarafta camda hafif şeyler mevcut. Paslanmalar mevcut. Ondan sonra şurada Ford Focus var. Collection paket. Hasar kaydı yok. 202 bin kilometrede 86.500 TL yazmış. Tavanda soğumalar mevcut. Kapottan soğumalar mevcut. Ondan sonra güzel etrafını çekmiş. Burada 67 bin TL'ye 161 bin kilometrede 2001 Clio var. Telefon numarasını görün dostlar. Boyasız, değişensiz, klimalı. Klima olduğu için içinde oturuyorlar. Güzel. Fat plaka. Bastırmış da arabayı. Şöyle görün dostlar. Burada neyimiz var? 280 bin kilometrede 1.4 70 bin TL'ye klimalı Fiesta'mız var. Şöyle. Lastikleri güzel. Fena değil. Yeni lastik istemez. Dostlar güzel. 130 bin TL'de Golf var. Trendline. 2011 model. Muayenesi yeni. 149 bin 900 kilometredeymiş. Lastikleri falan temiz duruyor. Şöyle etrafını hemen hızlıca döneyim. Şöyle bu Golf'ün arkasını severim ben. 33 plaka. Şöyle devam edelim. Şurada yeni bir araba gelmiş. Peugeot var. Platinum. Peugeot. Acil satılıktım, acil. Çok acil mi satılık? Acil satılıkmış dostlar. Bakın bu araç. Ne kadar istiyorsunuz? 45 bin lira yazmışsın. 2000 model. Yani biraz pazarlık payı da var. 264 bin kilometrede LPG'li 2000 model 306. Motoru süper. Motoru süper. Şöyle. Tavanda hafif solmalar var ama 2000 model arabada gayet normal. Şöyle telefon numarasını da çekeyim dostlar. İlgilenen arkadaşlar olursa. Şöyle içini de çekeyim size. İçi de bu şekilde. Acil satılıkmış. Fiyatta indirimde yapacak. Sahibi de karşıdaki abimiz. Ha, hayırlı pazarlar. Bol duvalı bu araba. Değil mi? İçinde küfür bile edilmedi diyor ya. Gel gidelim SLX'e bakalım. Burada bir Hyundai var arkadaşlar. Çok yıpranmış, böyle macun artıkları falan var. Şöyle yine de göstereyim. 34 plaka. Hatta altından beyaz bir şey de çıkmış. Üstünde etiket falan yok. Şurada bir tane Focus görüyorum. Focus var. 97 bin lira yazmış. 2010 model dizel sedan. 173 bin kilometrede. Telefon numarası maalesef yok. Şimdi burada bir tane Doğan SLX var. 01 plaka. Oynanmamış, orijinal. Ha? Ya araba şöyle, boyası hepsi orijinal değil. Ya o kadar olur. Tabii. Yani üstü orijinal. Güzel. Set var. Lastikler iyi. Evet, lastiklerin güzel duruyor. Lüks sesi var. Klima yok değil mi? Klima yok. Sahibi 60'da kirletmiş. 28 bin TL mi bu? Evet. 35 bin liraya veren var, ben 28'dim yine. 28 bin lira mı istiyorsun buna? Evet. Pazarın en ucuz arabası ha. Ciddi söylüyorum. Evet, vallahi bak. 600 kişi bakan var.
Ama alan yok değil mi? İşte vallahi hep soru soruyor. Şöyle etrafını döneyim, içini de çekeyim. Pazar payı var mı bunda? Ya yine var. 28 binin üzerine pazar payı da koyuyorsun. Yani bak set de var. Tesisatla birlikte mi satıyorsun? Ya aslında satı vermek istemem ama bakarız. Onu da pazarlığa göre konuşursunuz yani. Yaptırmasak onu da veririm içinde. Hayırlı satışların olsun. Evet. Çok öyle çürüğü kırığı yok. Sadece yani şurada bir şey var. Ya o da olur. Kaç model bu? 93. 93 model SLX. Şey sistemde bak kapılar hepsi... Merkezi kilit alarm falan da var. İyi satışların olsun babacım. Dostlar şurada bir tane TDI Polo var. Satılık 2015 telefon numarasını görün. Şöyle bunun da etrafında hızlıca dönüyorum. Trendline paket, otomatik vites değil. Lastikleri fena değil. Şöyle. İki aylık mı? İki aylıkmış lastikleri. Hayırlı satışlar olsun. 108.750 TL demiş. 201.000 kilometrede. 2015 model. Boya var mı? 3 değişeni var. 3 değişen var. Kapıda boya var. Bir tane de lokal boya var. Olur. O kadar olur. Bütün bakımlar ağır bakımları yapılmıştı. Trigeri yeni değişti. Oo süper. Alt takımı yeni yapıldı. Yani masraf yok. Masrafsız binecek. Hayırlı satışlar olsun. Biraz hızlanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. Şurada bir Honda görüyorum. 164.000 TL demiş. 1.6 152.000 kilometrede. Honda Civic 2014 model. Bunun da silecekleri orijinal değil. Benim takıntım vardır böyle şeylere. Bilerek söylüyorum. Yani böyle bir arabaya biniyorsam orijinal silecek ya da boş marka silecek takarım. Şöyle kapısı kilitli. Manuel vites dostlar. Etrafını döneyim. Cross Climate Michelin lastik koymuş. Güzel yeni lastikleri. Arkada rüzgarlığı var. Ondan sonra Elegance sanırım çünkü kapılar şey krom ama sunroof yok. Şurada ne var? Burada Albea var. 45.000 TL demiş. 210.000 kilometrede 1.3 dizel 2008 model. Şöyle bunu da hemen hızlıca döneyim size. Lastik ister çelik jantlı olanı. Manuel vites. Klima var mı bakalım. Klima var. Klimalı. Güzel. Şöyle. Oo güzel bakın güzel. İlk defa temiz, ciddi güzellikte bir araba görüyorum burada. Peugeot'umuz var. Gayet başarılı. Hayırlı satışlar. Eyvallah. Oo canavarsın. Şimdi pazarın en güzel arabalarından birindeyiz. 9400. Kilometresi 9400. 402.000 TL yazmış. 2020 model. Bu en full'ü. Değil mi? Allure mu? Allure Selection. Allure Selection. GT'nin mi altı? Evet. LED farı falan var. Gayet güzel. Dolu dolu arkadaşlar. İçini çekebilirim. Otomatik vites. 400.000 TL. Daha pedallarının şeyi duruyor. Niye satıyorsunuz? Yenilemek için mi? Yok. Bunu satıp şey farklı bir tür araba. Ha, SUV'den dönüyorsunuz. Güzel. Bakın destekli koltukları falan var. Tertemiz ya. Şurada kot kumaşı gibi güzel bir şey yapmışlar. Hafızalı koltuk. Hafızalı koltuk. Şey bagaj kapağı otomatik mi? Ayaklar. Bagaj kapağı otomatik. Yok abi 400.000 lira normal yani. Piyasa kötü. 3008 arkadaşlar. SUV. Gayet başarılı. Şurada bir tane Golf görüyorum. Telefon numarası var mıydı üstünde? Yok. Alabilir miyim numaranızı? 507. 507. Gene 507. Yine 507. 70. 70. 80. Arkadaşlar bu telefon numarasından bu güzel sedefli boyalı beyaz. Evet. 3008'e ulaşabilirsiniz. Şurada bir Golf görüyorum. 168.750 TL demiş. 114.700 kilometrede. Ha 1.2 bu. 1.2 benzin. TCI değil mi? Aynen. Oo bak bu tadından yenmez ha. Bir de otomatikse var ya. Ah be. Bir de otomatik olsaydı var ya. Çiçekti. Dostlar şöyle etrafımı döneyim. Bu da hiç böyle masrafı falan yok belli. Lastikleri falan yepyeni duruyor. Golf'in güzel paketi severim. Siz telefon numarası yazmış mısınız? Hayır yazıyor abi şimdi. Şöyle telefon numarasını da çekeyim arkadaşlara. İlgilenen olursa arasınlar sizi. Hayırlı satışlarınız olsun. Oo bakın bakın burada ne var? Vay 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 vay. 2500 kilometrede 2020 model. Telefon numarasını çekiyorum. 302.000 TL yazmış. Fiyatına aldanmayın. Bakın ne çıkıyor karşınıza. Oo çok severim. Siz galerici misiniz? Yok. Bu da yeni. Evet.
Oo, Transporter dostlar. Vay. İşte bunu alacaksın, tatile gideceksin ya. Mis gibi. Arkada koltuk yok. Vanlı ama güzel. Otomatik vites değil. Yeni kasa Transporter dostlar. Bu herhalde şey değil mi? Trendline. Yani bunlarda var mı öyle bir yok şey? Ama en baz paket herhalde. Yok yok. Şey, bunun paketi yok. Ha, tek. Bu tek. Anladım. Şöyle göstereyim dostlar. Yepyeni vallahi. Şimdi dostlar şöyle aşağıya doğru devam edelim. Transporter güzel duruyor. Deri direksiyonu falan var. Şöyle içini de çekeyim size. Oradan şimdi şu geçen haftaki Fiesta'mıza bakalım, fiyatı arttırmışlar mı? 2017, şöyle göstereyim. Servis bakımını 168.000 TL. Bir önceki videomla kıyaslayabilirsiniz bazı araçları dostlar. Bu Fiesta'yı çekmiştim hatırlarsanız. Gayet diri temiz duruyor ama üstünde kış lastiği var. Şurada şöyle bir Fiesta'mız var. 2011 model 1.4 dizel titanyum, 116.000 km'de. Şöyle telefon numarası da orada, 127.000 TL demişler. Bu şey titanyum paket. Hatta titanyum X. Kendiliğinden kararan dikiz aynaları falan var. Burada 2005 model var. Yine Fiesta, yeni kasa, makyajlı. 72.000 km'de, ABS kliması, sabitleyici, boya yok. Servis bakımını 166.500 TL. 2015 1.6 titanyum. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Geçen haftaya nazaran arabalar biraz artmış bayram dönüşü olduğu için. Ne var burada? 271.000 km'de Nissan Terrail var. 2009 model dizel, 187.000 lira yazmış buna. Akademi, Çukurova Üniversitesi'nin amblemi var. Muhtemelen öğretim görevlisi bir hocamızın aracı. Lastikleri değişmek ister. Şöyle etrafına döneyim. Şurada Hyundai var arkadaşlar. Hyundai iX35 2015 modelmiş. 205.000 lira yazmış. 64.000'de benzin tüplü. Şöyle etrafını deneyeyim bakalım. Manuel vites mi? Hayırlı satışlar. Otomatik vites çok güzel. Otomatik vitesmiş arkadaşlar. iX35. Güzel, tertemiz duruyor. Şöyle etrafını döneyim size. Başarılı. İyi satışlar. Şeyi çekmek istiyorum arkadaşlar. Nissan'ın vitesi otomatik mi? Ona bir bakalım. Otomatik vites mi Nissan? Evet, Nissan otomatik vites dostlar. Bakın kapısı kapalı. Ama anahtarsız giriş çıkış var belli ki. Düğme koymuşlar oraya. Ama lastikleri kötü. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Ne var? Passat şey görüyorum. Jetta görüyorum. Jetta var. Hayırlı satışlar. Kart koymamışsınız. Satılık mı? Bu Highline'a benziyor. Otomatik vites değil ama sunroof var arkadaşlar. Ne istiyorsunuz buna? 173 kaç model? Orijinal. 3 parçalı lokal boya var abi. Bir motor kaptım yüzünden de yanmıyor. Olabilir, sıkıntı değil. Yani boya takıntısı olanlar dert etmesin. Küçük küçükmüş. Kaç model dediniz? 2013. 1.6? 1.6 dizel. 1.6 dizel. Bir de otomatik olsaymış tadından yenmezmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar aracı. Şey var, geri görüş kamerası falan da takmış abim. Geri görüş kamerası var araçta. Evet. Bu Highline zaten en fullü. Şöyle önden de göstereyim dostlar. Şurada bir tane Transit görüyorum. Klimayı açmış kardeşim, oturuyor. Herhangi bir bilgi vermemiş. Delik paket. Şurada geçen haftaki i20'miz var yine. Fiyatı arttı mı artmadı mı bilmiyorum ama 126.000 TL. 45.000 km'de. Şöyle dönüyorum. Müzik çaldığı için oraya gidemeyeceğim dostlar. Şurada bir tane Stepway var. Dacia. Şöyle göstereyim. Bu da derli toplu. Güzel görünüyor. Camda çizik mevcut ama kaskodan zaten onu yaptırabilirsiniz. Hayırlı satışlar. 85.000 km'de. 139.000 TL 2015 model. Telefon numarasını şöyle yaklaştırayım size arkadaşlar. İlgilenen olursa arayabilirler abimizi. Güzel, derli toplu. Lastikleri güzel. Şöyle
Burada bir tane oho Fiat Stilo var. Vay vay. 60.000 TL'ye yazmış. 2004 model Stilo. Yol tutuşu yine güzel olan arabalardan. Bunu da telefon numarasını çekeyim şöyle. İçine doğru geçelim. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Şöyle dostlar içine de bir şey yapalım. Çekeyim size. Stilo. Güzel arabadır. Bilen bilir bunları dostlar. Bunları bilen bilir. Şöyle. Bak o zamandan beri arkada şey var. Hava difüzörü var. Şöyle bagajını da çekeyim. Bagajı da geniş geniş. Evet dostlar şimdi şöyle şu tarafa doğru gidelim. Geçen haftaki Fluence'imiz burada. Hayırlı satışlar. Fluence EDC'di dostlar bu. 152.500 TL demiş abimiz. Telefon numarasını da görün. 2015 model. 109.000 kilometrede. Bu ikon paket mi? Ne paket bu? Jantlar ikon pakete benziyor. Hız sabitleyici falan var mı? Yok. Bilmiyorum. Ha bu evet taçı çevirmişler. Şöyle görün dostlar. Arka stoplar falan değişmiş. Egzoz koymuş. Çok yakışmamış. Ben beğenmedim. Şöyle bakıyorum. Karşıda bir tane Kaşıkay'ı gördüm. Ona doğru götüreceğim sizi. Hava gerçekten çok sıcak dostlar. Oo, orada güzel bir araba gördüm. Şimdi onu da çekeceğim size. Hayırlı satışlar. 283.750 TL 2018 model Sky Pack cam tavanlı Kaşıkay 109.800 130'luk arkadaşlar. 1.6 130'luk. İçini çekebilir miyim? İçini çekebilir miyim? Şöyle bakalım. Of işte güzel. Bak, güzel alet. Vallahi klimayı da açmışsın. Ne güzel serin serin geldi ha. İçi parfüm kokulu. Güzel. Otomatik vites. Bu CVT şanzıman. Güzel derli toplu maşallah. Allah alana da satana da hayırlı etsin. Güzel dostlar. Hoşuma gitti. Cam tavan. Şunu da göstereyim. Son fiyat mı bu? Evet. Son fiyat. Telefon numarası ha şurada. 530-235-64-0 dostlar. Ufak pazarlığınızda var. İyi satışlar diliyorum. Evet şurada yine bir Maria'mız var. Pardon Brava'mız var. Hayırlı satışlar. Fiat Brava 363.000 kilometrede 1.6 48.000 TL yazmış abimiz 2000 model. Telefon numaranız yok. Telefon numaranızı verir misiniz? 0545-785-4097. Hayırlı satışlar olsun. Nasıl arabada değişen falan? Değişir. Ama normal olabilir. Heh. Aynen öyle. Şöyle döneyim etrafını. Burada bir tane Corsa var. 2004 model 63.500 TL demiş. Benzin LPG 166.000 kilometrede. Binlik dostlar. 1000 cc. İşte şimdi az önce o ne gördüm dediğim iki araba yan yana. Şimdi burada ne var? 1.6 166.000 kilometrede. Dizel 84.500 lira yazmış. Çok iyi. Fiyat 2011 model. Fiyatı çok güzel. Hoşuma gitti. Mesela şimdi benim aracımı satmış olsam düşünebileceğim araçlardan. Şöyle bir bakalım ama şurada bir garip bir görüntü var. Bu. Hayırlı satışlar olsun. Kolay gelsin. Fiyat Brava. Dostlar otomatik vitesse tadından yenmez. Yok 6 ileri. Bu gayet başarılı bir alet. Hoşuma gider. Ama bu arabada bir gariplik var. Şurada böyle kapı kolçaklarıyla oynanmış. Sigara içilmiş arabada. 2,5 verdim ben. Vermedi. Artık karar elazığı. Bu son fiyatınız mı? 200 oldu. Pazarlık var ya. Pazarlık var. Hasar, boya değişen. Ağır hasar kaydı var. Tamam. Belli bu tarafta bir gariplik var çünkü. Değil mi? Buradan mı darbe yemiş? Hayırlı satışlar. Ama şey tadını bilen bilir bunun ha. Güzel araba. Tadını bilen bilir. Evet tahmin et. Doğru tahmin etmişim. Bu tarafta problem vardı. Çok garip duruyor orası. Derli toplu olsa gayet başarılı bir alet. Fiyatı da makul. 84.500 TL. Ha, bakın aradaki farka. Evet diğeri de bu. 2011 model otomatik vites
Premium 1.6 125 beygir, LPG'li BMW. Şöyle bilgilerini çekeyim. Cam tavan var. Daha doğrusu sunroof var. Farlar solmuş gibi. Lastikler idare eder. Şöyle içine doğru bakalım. Evet, otomatik vites. Güzel bir BMW. Direksiyonda çok fazla şey yok, deformasyon yok. Kapı kapanmaları. Bilmiyorum, bir BMW'ye yakışır şekilde değil ama yine de gideri var. Şöyle bagajı LPG ile öldürmüşler maalesef. Ama güzel, derli toplu duruyor. Şöyle etrafımda döreyim. Star Max lastik koymuş. 2011 1.6. Şunu da görün. Oradan dostlar şöyle aşağıya doğru gideyim. Burada bir tane Focus var. Şurada bir tane Clio var. Bunları da baktıktan sonra artık videomu kapatacağım. Şöyle Focus'a bakalım. Trend paket belli. 126.400 kilometrede, 2012 model, 155.000 lira yazmış abimiz. Telefon numarası da gördüğünüz gibi. Bakalım otomatik vites mi? Şöyle lastikleri güzel duruyor. Otomatik vites değil. Kapıları kilitli. Rengi hoş. Güzel duruyor rengi. Heh. Kapıları açtı abimiz, sağ olsun. Şöyle içine de hemen göstereyim size dostlar. İşi de güzel, klimalı vesaire. Fiyatlar klasik. İnşallah satışı güzel olur. Abim kolay gelsin, hayırlı pazarlar diliyorum. Şöyle tekrar uzaktan da alayım aracımızı. Evet dostlar, şurada aşağıda ne var? Ha, geçen haftaki Jetta var. Ona da bir bakalım. Şöyle hızlıca bakalım o Jetta fiyatı arttırmış mı? Burada Connect var. 170.000 lira yazmış. Dizel 36.500 kilometrede, 2018 model. Burada yine geçen haftaki gördüğümüz Comfortline manuel vites. 1.4 186.500 TL yazmış. 2015 model Jetta. Şöyle bunu da hemen hızlıca döneyim. Kardeşim hayırlı satışlar. Sağ olasın. Burada Polo'muz var. 95.000 TL yazmış. 2012 model Trendline paket. Şöyle Egea var. Bir neymiş? 115.000 TL yazmış. Egea'nın maalesef kronik far sorunu bu. Şöyle telefon numarasını görün. Tüp içli muayeneni boyalıymış. 115.000 TL yazmış. 35 plaka. Şurada bir tane Astra görüyorum. Hayırlı satışlar, hayırlı pazarlar. 2011 Eşentia paket. 1.6 düzeltiyorum, 1.3 6 ileri, 110.500 kilometrede, hasar kaydı yok, 110.000 TL yazmış. Fiyatlara bak ya, Allah Allah. Şöyle şurada bir tane ne var, bak Peugeot var, 2007 model, 207 HDI dizel, klima ABS, 4 airbag, bir yerde boya varmış, 79.500 TL demiş. Telefon numarası da bu. Tavanda falan öyle solmalar yok. Fena değil gibi, lastikleri güzel duruyor. Derli toplu. Şöyle. Evet dostlar. Vallahi yandım. Acayip bir sıcak var. Sanki şu farı yeni ama bu arada. Şu farı eski, o farı yeni. Şurada bir tane Polo var. Birazcık da böyle eski arabaları da çekmek istiyorum sizlere. 40.000 TL yazmış. 98 model. Benzin LPG'li, 239.000 kilometrede. Polo. Tek kapı. Şöyle bakalım, çekmediğimiz bir araba var mı size dostlar? Çekmediğimiz araba yok diye düşünüyorum. Evet. Hepsinden var YouTube kanalında. Sevgili dostlar, 25 Temmuz tarihli Adana Otopazarı videomuzun sonuna geldik. Karşıdaki Fiesta ile ilgilenenler var. Ama pazar yine boş. Çok dolu değil. Çünkü bugün bayram dönüşü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha, şurada bir dakika kapatmadan şu Clio'yu da çekmek istiyorum. Orada bir tane Clio gördüm. Sizlere referans bilgi olsun diye çekiyorum. Burada bir tane Focus var. Arkası biraz basık duruyor. Muhtemelen bagajda eşya var herhalde. Şöyle Focus. Titanium 2011, 156.000 kilometrede, 139.500 demiş. 1.6. Şöyle bakalım, otomatik mi? Değil. Dijital klima falan var.
Ondan sonra şöyle hemen şu Clio'yu da göstermek istiyorum. Clio güzel. Selamünaleyküm, hayırlı pazarlar. Otomatik değil ama güzel. Bir bu ha LPG'li. Bu 1.4 muhtemelen. Bakalım. Şöyle göstereyim. 127.000 TL demiş abimiz. 120.000 kilometrede 2013 model. Double ekran, start stop var arabada. Telefon numarasını da çekeyim arkadaşlar. İlgilenen olursa arayabilirler. Hayırlı satışlar. Şimdi şurada bir tane Clio daha var. Onu da çekiyorum. Şurada ikon paket. Bakalım otomatik mi? Güzel, temiz duruyor. Yani buradan en azından diri duruyor. Selamünaleyküm, hayırlı satışlar. Manuel vites dostlar, ikon paket. Kaç model bu? Taç paket. Taç mı bu? Jantlar? Jantları bilmiyorum, takmışlar. He, sonradan takmışlar. Sonra takmışlar ha. Zaten 205-55-16 koymuş. Orijinali 205-55-16 değildir bunun. Şöyle döneyim dostlar. Yine de size referans bilgi versin. Şu far biraz soluk. Şöyle güzel göstereyim. Hasar kaydı yokmuş. 106.000. Ha 1.2'ymiş dostlar bu ya. 777-12-11. Kayıt yapıyor abi. Hayırlı satışlarınız olsun. Yok, ben bayağı ikon paket gibi düşünmüştüm ama ikon paket değilmiş. Evet dostlar, hepsinden var YouTube kanalında. Bir Adana Otopazarı videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.